Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Kendi notlarımızdan yaptığımız ders videolarımıza. Şimdi tarife zaman ve ikça uygarlıkları ünitelerini işledik. Biliyorsunuz bu üniteler önemli konulardı. Ve bir en az birer sorunun geldiği yerlerdi. Püf noktalarla bunları yaptık. Orta çağ, hakkında konuştuk. Karşımıza soru çıkma potansiyelinden bahsettik. Önemli noktaları değindik. Şimdi ise esas baba konu noktalarından bir tanesine kendi tarihimize bakın ortalama olarak birden çok sorunun gelme ihtimalinin olduğu bir yere geliyoruz. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası püf noktalarla ayrıntılara çok gömülmeden önemli yerlere değinerek işleyeceğiz. O zaman fazla uzatmadan hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi... Biliyorsunuz bizim bir yöntemimiz var o da şu öncelikle bir şey yapıyorsak yaptığımız şeyin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. İlk orta çağlar Türk dünyası dediğimiz zaman önce Avrasya tabirine bakacağız arkadaşlar. Bakın Avrasya şu haritada gördüğünüz üzere Avrupa kıtasıyla arkadaşlar Asya kıtasının birleşim noktası yani birleşimidir. Biz buna Avrasya diyoruz. Ve Türk tarihine dair en eski izler bu gördüğümüz coğrafyada arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir nokta var. Şimdi hocam Türk tane dair en eski izler de hani arkeolojik kazılar mı? Evet peki ne bu arkeolojik kazılar? İşte hemen soru cevabı burada. Kurganlar arkadaşlar. Kurgan mezar mezar odası manasına gelir. Ve hemen dikkat şunu da söyleyeyim. Türklerin kurganlarında yanlarında ölülerin yanında bir takım şeylerin olması eşyaların koyulması Türklerde ölümden sonra yaşama dair izlerin yani ahiret inancının olduğunu gösterir. Peki Türk dedik Türk adı nedir arkadaşlar yani Türk sonuçta bir isim ama ve bu ismin temeli nedir? Şimdi bu Türk adını şöyle görüyoruz. Çin kaynaklarında Minfer, Kaşgarlı Mahmut diyor ki Olgunluk Çağı, Vamberi diyor ki Türemek, Ziya Kalp diyor ki Kanun sahibi, Nizam sahibi. Peki şimdi şöyle bir şey var bu isimler değişiyor bakın. Tabi bunun daha Bizans kaynakları var Çin ve çeşitli milletler var. Şurada şu yorum yapacağız hemen buraya bir bakalım. Arkadaşlar çeşitli milletler bizi kendilerini nasıl tanımlamışlarsa o şekilde belirtmişlerdir. Yıldız bunu unutmayalım. Bir de Türk kelimesi bir daha sonra bunu tekrar göreceğiz ama. Tarihte Kök Türk Devleti'nin kurulmasıyla arkadaşlar Türk adı artık resmi bir anlam kazanmıştır. Bunu da unutmayın. Peki Türk'ten sonra gelelim Türkiye'ye. Bugünkü Türkiye yani iyi iyilik iki Türklere ait olan yer. Türkiye neresidir? Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar yine önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor şurada bizim tarihimizdeki yani o, Türkiye Orta Asya yani bizim ata yurdumuz zaten arkadaşlar biliyorsunuz. İlk, tabii bunu biz nereden biliyoruz? Bizans kaynaklarında bu şekilde geçiyor. Aynı zamanda yine Bizans kaynakları arkadaşlar artık 900 ve 800 yılları itibariyle Karadeniz'in kuzey coğrafyasından Karadeniz'in kuzey coğrafyasına da Türkiye adını veriyor. Yani Deşti Kıpçak coğrafyası Karadeniz'in kuzeyi. İslam'la beraber arkadaşlar Türklerin hani Ort Mezopotamya ve Mısır bölgesine gelmesiyle bu bölgeye Türkiye denmeye başlıyor. Anadolu ise özellikle Malazgirt sonrası süreçte Türkiye olacak. Bunları da zaten tekrardan izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın şurada hani odak noktası olması açısından yakınlaştırdım. Biz ilk çağda, orta çağda falan hep neyi konuştuk? İşte efendim sınıf farkları şunlar, bunlardan bahsettik. Ama dikkat arkadaşlar Türk yapısı, toplum yapısında sosyal tabakalaşma kölecilik yoktur. Bunu unutmayın. Tabii bunda yaşam tarzlarının Orta Asya coğrafyasının da etkisi büyük ama yine bunlara değineceğiz. Şimdi gelelim şuna. İşte kültür bölgelerine. Yani kültür bölgesi ne hocam? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir haritamız var diye bizim burada Avrasya haritamız. Atıyorum şurası, şurası, şurası ve şurası olsun. Bu bölgeler arkadaşlar Türklere ait izlerin bulunduğu yerler. Yani sonuç olarak bakın bölgeler diyorum. Ki bölgelerde kazı yapılıyor. Yani bir nevi arkeolojik kazı alanları gibi düşünebilirsiniz. İşte bu alanlara yani biz kültür merkezleri diyoruz arkadaşlar ve temel olarak Anav, Afanasyevo, Andronova, Karasuk ve Tagar olmak üzere 5 kültür bölgemiz var. Ve bunlara değinmek gerekirse Şimdi arkadaşlar öncelikle ana kültürünü bileceğiz. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi arkadaşlar. Şimdi dikkat burada ilk defa mesela bizim yapı, Türk yapısında tarihimizde önemli bir yer olan At. Bu kültür bölgesinde bu kazı alanında diyelim görünmüştür. Şimdi bakın burada en eski kültür merkezidir diyoruz ya. Bakın Türkler'e ait en eski kültür merkezi değil. Burada çok çeşitli arkadaşlar işte milletlerin diyelim belki de. Milletlere ait kazılar yap bir takım şeyler çıkıyor. Türkler de bunlardan bir tanesi ama Türklere ait arkadaşlar en eski eşyaların malzemelerin çıktığı kazı alanı arkeolojik bölge Afanasyova bölgesidir arkadaşlar. Yine burada çakmak taşından okuçları, bakır eşyalar, basit çömlekler bu bölgede or karşımıza çıkan önemli noktalardan bir tanesi birkaç tanesidir. Üçüncü olarak Andronovo'ya geliyoruz. Mesela bu Afenasyova, Andronova. Bakın bunlar arkadaşlar, şöyle söyleyelim, E yani denk, fakat bazı noktalarda eşit değil. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar mesela şöyle düşünün, Afenasyova İzmir, Andronova Ege Bölgesi. Nasıl yani? Arkadaşlar şöyle, bak şu son cümleye bir bak. Afenasyova kültürünün daha geniş bir alana yayılmış ve gelişmiş versiyonu. Anlatabiliyor muyum? Hani bir bölgeyi şöyle düşünün işte Ege coğrafyası işte Ege e, ağzı konuşma şekli vesaire vesaire neresine giderseniz gidene aynıdır. Örnek veriyorum Afanasiova tek bir yer Andronova bunun daha geniş alanı yayılmış hali her yerde aynı şekilde aynı malzemeler var. Yani Afanasiova Andronova. Karasu'ya baktığımız zaman bakın kara burada hemen totunuzu çekecek bir şey var. Kara siyah siyah deyince mesela ne var Türklerde Ergenekon destanı var. Neodestan demiri eritiyoruz. Bak demir. Arkadaşlar Karasuk Kültür Bölgesi'nin en önemli noktası. Burada arkadaşlar demir işlenmiş bu bölgede. Bakın demir. Ve dünyanın diğer yerlerinden önce işlenmiş. Zaten bizim demirle alakalı bir biliyorsunuz neyimiz var? Destanımız var arkadaşlar. Önemli. Yine bu Karasuk bölgesi İskit kültürünün Orta Asya'ya yayılmasını sağlamış bir bölge olarak görüyoruz. Burada da arkadaşlar bir tasvir görüyoruz. İskit hükümdarı Tomris'in kan ile dolu kabın içine düşmanı Ölü başını daldırdığını görüyoruz ki bu e, işte kadehten şarap içme algısı bizim işte orta çağ diyelim artık o dönemlerde olan bir kavram hatta Avrupa Hun Devleti'nin de özellikle Atilla'nın çocuklarına da aynı şeylerin yapıldığını bilmek canımızı acıtsa da neyse onları yeri geldiği zaman konuşurum biz şu konuyu bir bitirelim bak Tagar kültürü arkadaşlar Tagar kültürü bir ne diyelim sentezdir. Kendinden önceki kültürlerin bir bileşimidir, gelişmişidir. En genç kültür bölgesidir. Dikkat yani en yeni bulunan kültür bölgesi arkadaşlar. Burada artık bakın Tunç'tan bıçak, okuçu, yine hayvan heykelleri, hayvan tasvirleri gibi malzemelerde bulunmuştur. Hemen toplayalım. Anav en eski, Türklere ait en eski. Andronova, Afanasyon'un daha büyük bölgesi, daha büyük coğrafyada geniş alana yayılmış hali. Karasuk demirin ilk işlendiği Türklere ait Tagar'da en yeni yer. Şöyle coğrafya olarak da arkadaşlar Türk tarihinin ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını şurada daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi Türk tarihi ile alakalı birkaç tane dipnot bilgiden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bizim ata yurdumuz neresi? Orta Asya. Bakın şu bölge yani Hazar Denizi'nden şöyle çevirdiğimiz nokta bizim ata yurdumuz arkadaşlar. Orta Asya'dır. Bu Orta Asya'nın tabiri. Batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkurları, Altay Dağları arkadaşlar. Doğuda Moğolistan, Moğolistan ve batısı. Güneyde ise Hindi kuş Dağları arkadaşlar şöyle kuş Dağları'nın diyelim. Altaylar diyelim. Şu bölgede Sibirya diyelim. Yani şurada da Hazar Denizi olduğundan bahsetmiştik. Bunların arasında kalan bölgeye biz Orta Asya diyoruz. Şimdi bakın dikkat. Şöyle bir e, yapa, durumdan bahsetmek istiyorum. Bu ilk çağ uygarlıklarında da konuşmuştum. Coğrafya kaderdir. İbn Haldun demiş. Evet. Şimdi ilk ve orta çağ uygarlıklarından gördüğümüz üzere arkadaşlar şöyle bir şey var. Yaşanılan coğrafya insan yapısını maddi ve manevi olarak etkiler. Şimdi bakın Orta Asya sert karasal iklim arkadaşlar. Ortalama yükseltisi 1000 metre. Burası bozkır coğrafyası. Şimdi bu bu bizi fazlasıyla etkilemiş arkadaşlar. Mesela nasıl etkilemiş biliyor musunuz? Türkler yapılarını kuvvetlendirmek zorunda kalmışlar. Doğayla uyum içinde yaşamak zorunda kalmışlar ama Böyle bir coğrafyada maalesef tarım yapmak olanaksız olduğu için Türklerin ana geçim kaynağı da hayvancılık olmuş ve hatta yine bu Orta Asya Türklerin savaşçı karakterini geliştirmiş. Hani Orta Çağ ünitesini hatırlarsanız ben size Moğolları anlatmıştım arkadaşlar. Evet. Şimdi ben dipnot bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Türkler konar göçerdir. Bakın ne tam göçebe ne yerleşik. Konar göçer. Yaylakları var, kışlakları var arkadaşlar. Mesela Türklerde saray kalıntıları yoktur. Ben bunu niye buraya bu şekilde koydum? Çünkü bazı sorularda bu kelimeleri yani özellikle seçip koyuyorlar. Ve biz işte mesela padişah demeyelim artık da hanın, hakanın çadırını hani bir nevi saray olarak algılayıp yerleşik yapıdan yapıyoruz. Ve yanlış işaretliyoruz. Dikkat bu cümleyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Mesela şimdi bir sahne var e, vardır bir dizide geçer aslında gerçektir. İşte Türkler efendim 17 devlet kurmuş ama 16'sı yıkılmış. Biz kurduğumuz devletlerle övünüyoruz fakat yıkılanlar neden yıkılmıştır? Kardeşim yıkılmasalar olmaz mıydı? Aslında artık bu soruları sormak için çok geç ama bize 16'sının yıkılması değil o yıkılanların yerine daha kolay bir şekilde görece tabii kolay bir şekilde yenilerinin ortaya çıkması ne şekilde oluyor buna bakıyoruz arkadaşlar. Bu da sosyal yapının bir gereği. Bakın bizim eski Türk toplumunun sosyal yapısı arkadaşlar temel olarak 5 kavramdır. Bunlardan bir tanesi oguş, uruk, boy, budun, il şeklindedir. Oguş arkadaşlar en temel noktadır. Oguş çekirdektir. Aile demek. Uruk, aileler birliği, sülale, büyük aile, neneler, dedeler, halalar, amcalar. Şimdi bakın. Dört kişilik bir çekirdek aile. Şimdi bunlar sülale toplandığı zaman atıyorum işte bunlar oluyor 30 kişi. Tamam mı? Bunlar A ailesi. Bulundukları yerde bu A ailesi gibi atıyorum 10 tane aile var. 10 tane 10A bir araya geldiği zaman 10 çarpı A bir araya geldiği zaman boyu oluşturuyor. Mesela oluyor bu bizim boyumuzun adı artık B olsun tamam mı? Örnek veriyorum 10 tane de B bir araya geldiği zaman artık budun oluşturuyor. Budun da C olsun arkadaşlar. Ve en son bu budunlar atıyorum. 10 tane de C. Örnek veriyorum. Birleşti. Tamam mı? Bir meclis topladılar. Mecliste aralarını bir lider seçtiler ve devlet kuruldu. Şimdi bak burada yıkılan genelde şu oluyor arkadaşlar. hani Yıkılan genelde bu bahsettiğimiz hani seçilen lider oluyor. Yoksa bakın toplum aynı yerde. Nasıl aynı yerde? İşte efendim ee, bunların hepsi şunlar bunlar. Oguşludur. Uruğudur falan birçoğu aynı yerde varlıklarına devam etmektedir. Şimdi bunlara şöyle baktığınız zaman hani kısaca ifade etmek gerekirse e, aileler bir araya gelip aile birliğini yine anlattığım gibi boylar bir araya e, aile birlikleri, sülaleler bir araya gelerek boyu, boylar bir araya gelerek budunu ve son olarak budunlar bir kan etrafında birleşmesiyle şimdi anlattığım gibi ne oluyormuş arkadaşlar? İl ya da bir diğer adıyla devlet ortaya çıkıyormuş arkadaşlar. Buradan aslında dikkat etmemiz gereken nokta şu. Türk Devlet Teşkilatı'nın yapısı, Türk Devlet Teşkilatı'nın temeli neymiş? Türk Devlet Teşkilatı'nın temeli aileymiş. Bu çok değerli bir şey aslında arkadaşlar. Ve gelelim artık ikinci noktaya. İlk Türk Devletleri'ne. İlk Türk Devletleri deyince aklımıza. Şimdi her ne kadar, bakın burada bir dipnot bilgi vermek istiyorum. Tarihte bilinen arkadaşlar, ilk Türk topluluğu İskitler olsa da ki bundan yine değineceğim ben size şöyle bir yazmış olmak için yazayım. Dipnot olarak aklınızda kalsın. Bilinen ilk Türk devleti Asya Hunlarıdır. Bu çok yani önemli bir nokta atışı. Şurada Meta'nın bir tasvirini görüyorsunuz. Arkadaşlar M.Ö. tarihi. Merkez Ötüken. Yukarıda bir tane harita vermiştim. O haritada da özellikle ben buna değinmiştim arkadaşlar. Ötüken Türklerin bakın kutsal bir şehridir. Kutsal bir kentidir arkadaşlar. Ötüken'i alan devleti kurar. Ve bu devletin ilk hükümdarı bilinen ilk hükümdarı Şan Yu Teoman'dır. Bu arada Teoman'ın adı Tomun, Metin'in adı Motun gibi kaynaklardır. Bu da bizim nereden biliyoruz? Hocam dersen biz bunları kardeşim bizim Türk tarihinin ilk unsurları Çin yıllıklarından bizim bildiğimiz şeyler. E kardeşim bunlar da Çince kelimeler. Bunlar daha sonra Türkçeleştirilmiş. Özellikle Nihalatsız gibi önemli tarihçiler sayesinde Türkçeleştirilmişlerdir. Şimdi arkadaşlar en önemli hükümdarı Mete'nin Teoman'ın oğlu Metehan'dır. Metehan Mete Han ıslıklı ok hikayesi vardır arkadaşlar. Araştırmanızı tavsiye ederim. Babasını öldürmek suretiyle başa geçer. Çünkü Teoman Çinli prensesle evlenir. Oğlunu istemez. Çinli prensesten olan oğlu Hakan olsun der. E tabi Türk geleneğinde Mete'yi öldürmek ister ama öyle bir şey yok. Onu düşman kabileye verir. Mete oradan kurtulur gelir. Velhasıl kelam Mete önemli bir adam. Mete arkadaşlar dikkat ilk Türk baş buğdur. Nasıl yani hocam? Bütün Türkleri tek sancak altında toplamıştır. Burada ver mehteri demek isterdim ama burada mehteri falan gerek yok. Arkadaşlar Mete şimdi burada dikkat önemli bir soru kalıbımız var. Hemen tam şurada bir soru kalıbımız var takip ediyorsanız. Mete Çin'i vergiye bağlamıştır ama velakin Çin'e yerleşmemiştir. Hocam ne güzel işte Çin'e ele geçireceklermiş. Niye yerleşmemişler? Çünkü asimile olmamak için. Bugün nasıl Çin dünyanın arkadaşlar nüfus olarak en büyük ülkesi ise o günlerde de öyle. Ve bizim nüfusumuz o kadar kalabalık değil. Bir de yerleşik hayat bu adamların savaşçı özelliklerini bozabilir. Mesela Uygurlar'da olacak daha sonra. Mete'den sonra ki çok normal bir durum. Hep bundan karşılaşacağız. En önemli hükümdardan sonra genelde devlet yıkılma sürecine giriyor arkadaşlar. Evet önce bakın. Şimdi klasik bir Çinli prenses hikayesi vardır. Benim Instagram'da ya, daha önce yapmış olduğu bir animasyon var. Çinli prenses yüzünden başımıza gelenler. E tabi bizim Hakanlar'da asırlı değil şimdi baktığın zaman. Neyse. Önce arkadaşlar devlet ikiye bölünür. Baktığınız zaman bunun oğlu ki var. Çinli prenses evlenir. Zaten Çinli prensesi gördüğünüz mü? Tamam hayırlı işler. Yıkılma süreci başladı demektir arkadaşlar. İlk olarak batunları yıkılır. Çünkü başında bağım, ya şey vardır arkadaşlar. Batunları yıkılır. Burada bizim gerçekten büyük saygı duyduğumuz, Türk milliyetçisi atlandırdığımız, adlandırdığımız Türkçü, bağımsızlıkçı bir arkadaşımız var. O da Çiçi. Çiçi arkadaşlar diyor ki kardeşim ben Çin boyunduruğu altına girmem. Gerekirse bu yolda ölürüm. Ölürüm Türkiye'm diyor ve arkadaşlar Çin boyunlu altına girmiyor. Daha sonra doğunları var, onlar da kuzey güney olarak ikiye bölünüyor. En son kalan Güney Hunlarına yine Çin 216 tarihinde son veriyor arkadaşlar. Yani buraya kadar her şey tamam. Peki bundan sonra şöyle bir olay var, bundan bahsetmem gerekiyor size arkadaşlar. Asya Hunlarının yıkılma sürecinin en önemli sonuçlarından bir tanesi Orta Çağın başlangıcını ihtiva eden Kavimler göçüdür arkadaşlar kavimler göçüdür bunu unutmayın çünkü biraz daha bahsedeceğiz bunu aslında biraz ters olmuş belki daha önce Türk tarihi anlatsak ortaçı anlatsak olabilir ama müfredat bu şekilde her neyse. Şimdi bakın Metan önemli bir adam biliyor musunuz çünkü günümüz askeri sistemin temeli olan onlu sistem onbaşı yüzbaşı binbaşı işte efendim tabur tümen vesaire kavramların temelidir. Ayrıca arkadaşlar Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi Asyonlarının kuruluşu kabul edilir. Bakın şurada görüyorsunuz. Amma velakin lakin dipnot bilgi. Hadi bak burada bir genel kültür vermek istiyorum. Arkadaşlar 1970'lere kadar Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşu yanlış bilmiyorsam 1361 ya da o tarih 1331 de olabilir. Tam bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. O olması gerekiyor. Yani Orhan Gazi döneminde kurulan yayı ve müsellem ordusunu ilk düzenli orada kabul ediyorlar ve onu kara kuvvetlerinin temeli olarak alıyorlardı. Ama 1970'li yıllarda 3000 yıllık Türk tarihinin ordusu 1300 yıllarda mı başlamıştır diye yani bir takım özellikle Türkçe aydınlar, nialatsız gibi insanlar sayesinde, onların araştırmaları sayesinde Türk tarihinin de arkadaşlar kara kuvvetlerimizin kuruluşu bu tarihe alınmıştır. Merak edenler inceleyebilir bana yazabilir. Çünkü elimde o tarihlere ait yani işte efendim Türk Kara Kuvvetleri kuruluşunun 600. yılı. Bende bunlara ait pullar var. Ben de o şekilde araştırmıştım. Gelelim ikinci devletimize ve Kök Türkler arkadaşlar. Kök Türkler önemlidir. Çünkü Kök Türkler tarihte Türk adı ile kurulmuş ilk devlettir arkadaşlar. Bakın önemli. ilk devlettir. Yani arka fonda ölürüm Türkiye'm çalıyor. <laughs> Kurtlar oluyor. Bu onların ulusçu olduğunu gösterir. Dikkat. Şimdi arkadaşlar Ötüken coğrafyası yine dedik ki orayı alan devleti kurar diye. Bu bölgede avarlar var normalde. 552'de Bumin Kağan tarafında kuruluyor. Bunlar buraya gelip Ötüken'in avarları kovuyor. Avarlar da Avrupa'ya gidip orada bir devlet kuruyorlar. En önemli hükümdarı Mukan Kağan arkadaşlar. Çünkü Karadeniz'e kadarki tüm kavimler onlara bağlandı. Dikkat önemli bir bilgi arkadaşlar. Tapu Kağan ismini bilmeniz gerekiyor. Çünkü birkaç tane daha Kağan'la bununla alakalı konuşacağız. Budizm'e yönelim oluyor. Bakın dikkat. Halk tepki gösteriyor. Sen ne yapıyorsun diyor ya. Sen ne yapıyorsun? Atalarının inancını bırakıp da Çin'in inancına geçmek bizim kültürümüze, harsımıza yakışır mı? Diyorlar. Ama bakın dikkat. Halkın, meclisin, toyun etkisi ve arkadaşlar Budizm'e geçilmiyor. 582 yılında devlet ikiye bölünecek. Tahmin ettiğiniz gibi biliyorum biliyorum Çin entrikaları arkadaşlar. Ya bunu Bilge Kağan yazdı. Ama biraz geç yazdı. Niye geç yazdı? Keşke direkt Metehan yazmış olsaydı da kendinden sonrakiler Çin entrikalarına kapılmasaydı. Felasıl kelam. Çin entrikaları ikili yönetim anlayışı. Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Türklerde yarı federatif bir yapı var. Devlet bakın iki şekilde. Burada esas Hakan. Batı'da kardeşi çocuğu, oğlu, yeğeni deliti yönetir. İkili yönetim budur. Bunu da konuşacağız. Sadece şimdilik bunu bilin yeter. 630 yılında arkadaşlar büyük sürgün başlar. Ben buna büyük sürgün diyorum. Bunu şöyle bir şey var yine meraklısı için söyleyeyim. Belki de Türk tarihini, İslam öncesi Türk tarihini anlatan, her ne kadar bir roman olsa da tarihi kayıtlar açısından da bence önemli bir yer tutan Bozkurtlar romanı arkadaşlar. Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtların Dirilişi. 600, yani 50 yıllık bir esaret. Onu anlatır. Mükemmel bir eserdir. Yani ona bakmanızı öneririm. Ve 50 yıllık esaretten sonra ortaya ne çıkar? İkinci Köktürk Devleti çıkar. Şimdi bu bahsettiğimiz 50 yıllık esaret dönemi var arkadaşlar. Yani Çin daha önceki olaylardan ders almış ve Köktürk Hanedanı'nı Çin'e getirip yerleştirmiş. Ama bu 50 yıllık esaretten sonra tarihe Kürşat ayaklanması diye geçen bir olay vuku buluyor. Kürşat'ın çerisi çerisiyle beraber Çin sarayını basıp Çin imparatorunu esir alıp Türk milletini esaretten kurtarma planı var. Şimdi bu planı anlatan en güzel eser de bu arada niyelatsızın Bozkurtlar romanıdır. Bence kesinlikle okunması gerekir. Bu Kürşat ayaklanması her ne kadar başarısız olsa da aynı kitabın ilk kitabın sonunda dediği gibi Kürşat ölmüş fakat yenilmemiştir. Kürşat'ın ortaya çıkardığı bu olay Türkleri tekrardan ayaklanmaya iter ve... Şimdi dikkat! Kutluk Kağan liderliğinde ikinci Köktürk Devleti kurulur 682 yılında. Şimdi arkadaşlar Kutlu'a ilteriş unvanı verilir. Dikkat! İlteriş, liderleyen toparlayan manasına gelen bir kavramdır arkadaşlar. Yine Kapkan Kağan döneminde tüm Türk boyları hakimiyet altına alınmıştır. Yine arkadaşlar Bilge Kağan, Kültügin ve Tonyukuk'a ait olan ki burada... Türk Kültügin'in Bilge Kağan'ın kardeşi Tony Cook'un da vezir olduğunu söylemekte fayda var. Orhun abideleri kaleme alınmıştır. Kendilerine ait bir alfabe ile zaten Türklerde kök Türklerin ve Uygurların kendilerine ait alfabesi vardır. Bunu konuşacağız. 742'de bu sefer Türk boylarının birleşmesi sonucu arkadaşlar kök Türk son verilmiştir. Şimdi Orhun abileriyle alakalı birkaç tane de esas nokta var. Onları tekrar konuşacağız ama Orhun abideleri dediğimizde bir soruda arkadaşlar eğer onunla alakalı bir şey varsa sorunun cevabı genellikle sosyal devlettir. Çünkü orada Bilge Kağan açları doyurmak, fakirleri giydirmek, evsizlere ev bark sahibi yapmak gibi tabi ben mealen söylüyorum. Sosyal devlet anlayışına mütakip hareketlerde buna mütakip cümleler vermiştir. Soldaki görselde zaten bize oradan bilgi verir. Şimdi ilk Türk Devletleri'nin önemli noktalarda Uygurları görüyoruz. Şimdi Uygurların da kendine münhasır noktaları var. 744 yılında arkadaşlar Kutluk Bilge Kürkan tarafından kurulmuştur. Şimdi dikkat. Bögük Han döneminde bizim Instagram'da bununla alakalı bir reelsimiz var arkadaşlar. Bögük Han ve Maniliğin'e geçiş. Onu merak eden arkadaşlarımız bakabilir. Bögük Han zamanında arkadaşlar Mani Maniliğin'e geçiliyor. Şimdi bakalım. Maniliğin'in özellikleri. Bir. Arkadaşlar şimdi yeni bir dine geçiyorsun. Yeni bir için ne yapman lazım? Tapınak yapman lazım. Yani mimari eser. Tapınak yapınca ne olacak? Yerleşik hayata geçmen lazım. Bak 2. Yerleşik hayata geçince tarımla uğraşman lazım. 3. Bak hepsi birbirleriyle alakalı Şimdi Mani dini diyor ki arkadaşlar. Mani dininin şöyle bir ters özelliği var aslında Türk tarihine. Savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Savaş yasak. Et yemek yasak. Gerçi et pahalı olduğu için de yemeği bırakmış olabilirler ama... Velhasıl 840 yılında Kırgızlar yıkıyor bunları. Devamında Sarı Uygur ve Turfan Uygur Devleti kuruluyor. Kendilerine ait alfabeleri var. Bak bu noktada önemli. Aynı zamanda arkadaşlar Uygurlar kültürel yönden de gelişmiş. Çünkü Çinlilerden matbaayı alıp geliştirmişler. Bu da önemli bir nokta. Bugünkü Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin de bunların bir kısmı atalarını oluşturur. Şimdi ilk kısımdan örnekler arkadaşlar. Şimdi bakın başka konulara da geçeceğiz ama İlk esas bu dört devletin genel özelliklerine bir bakın bir bakalım. Şimdi arkadaşlar Metehan döneminde oluşan bakın devlet teşkilatı kendisinden sonraki devlet teşkilatının temelini oluşturur. Metehan onun sistemi bulmuştur. Şimdi bakın dikkat. Biraz önce bahsettim. Mete döneminde Çin vergi altına alınmış. Çin'e başa idirilmiş ama Çin Çin'e yerleşilmemiştir. Çünkü asimile olmak istenmemiştir. Önemli. Şimdi baktığınız zaman Biraz önce bahsettim. Turfan Uygurları günümüz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin atalarıdır. Kök Türk ve Uygurların kendilerine alfabeleri vardır. Bağımsızlık yanlısı figürler. Asya Hunların da çiçi. Yine birinci Kök sonunda isyan eden biraz önce bahsettim. Kürşat'tır arkadaşlar. Güçlü hükümdarlar yani tüm Türkleri tek sancak altında toplayanlar. Asya Hunların da Mete. Birinci Köktürk'te Mukan. İkinci Köktürk'te Kapkan Kağan'dır arkadaşlar din değiştirme muhabbeti Uygurlar'da Bögü Kağan döneminde, Birinci Köktürk döneminde, e, Tapu Kağan döneminde ortaya çıkmıştır ama tabi Tapu Kağan döneminde kabul edilmemiştir. Ve yine önemli az önce bahsettim. Bakın arkadaşlar Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra özellikle mimari, bilim, sanat ve edebiyatta ilerlemişlerdir. Aynı zamanda bunlar yerleşik hayata geçen ilk Türklerdir. Önemli bilgiler arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi ee, özellikle Asya Hunları ve Köktürkler'de devletin yıkılma serüveninde genellikle bir Çinli prens hikayesi var arkadaşlar. Bilge Kağan'ın o ünlü Orhun Kitabesi'ndeki kısmını okumanızı tavsiye ederim. Orada kendisi zaten hani direkt bunu bundan ee, bahseder işte Çin'in ipeği prensesi tatlıdır, hoştur, kanmayın kardeşim diye adam boşuna dememiştir herhalde. Şimdi gelelim part ikiye. Bu adamlar burada sabit kalmamış. Yani biz bundan 1000-1500 sene önce bu coğrafyalarda değildik. Dünyanın her yerine bakın arkadaşlar haritada gördüğünüz üzere göç ettik. Peki biz niye göç ettik? Bir, iklim koşullarının değişmesi. Zaten Orta Asya bozkır. Yani hava sert. Nüfus artıyor. Tarım alanı zaten tarım zayıf. Ve alanlar azalıyor. Bir de bizim boylar arasında arkadaşlar her zaman bir hakimiyet mücadelesi var. Bu fix bilgi. Ta Yıldırım Bayezid döneminde Timurluk mücadeleye kadar buna dayanıyor. Neden mücadele ediyorlar? Çünkü nasıl ki gökte tek tanrı var, yerde de tek bir hakan olacak mantalitesi. Yine nüfusla beraber hayvanlar otla kazanıyor. Bir de yeni yurtlar elde etme inancı var. Çünkü biz de güneşin doğduğu yerden, doğudan battığı yere kadar arkadaşlar doğudan batıya ele geçirme arzusu var. Şimdi bunun sonuçlarına bakalım. Tabi bunların en önemli sonucu kavimler göçü aslında biliyoruz. Romanın ikiye bölünmesi bundan bahsettik ama. Genelde göçlerin sonuçları Dünyaya arkadaşlar Türk kültürü yayılıyor. Şimdi bak burada bir yıldız bilgi veriyorum. Arkadaşlar Türkler her konuda başka devletlerden etkilenmiş olabilirler. Ama ordu konusunda etkilenmemişlerdir. Bak bu cümlemi unutmayın işinize yarar. Bir de takvim konusunda arkadaşlar. ilk ünitede bahsettik gerçi ama. Evet şu an kullandığımız takvim başta olmak üzere başka milletlerin temelinden geliyor. Fakat biz de Çinlileri 12 hayvan Türk takvimi konusunda etkiledik. Bir de şöyle bir sıkıntımız var. Bakın çok geniş bir coğrafya. Şuraya bir bak. Ta şu bölgeden yani şuraya kadar neredeyse arkadaşlar yani 8-10 bin kilometre doğudan batıya. 2-3 bin kilometre kuzeyden güneye bir alan var. Şimdi siz bu alanda onlarca boyu, onlarca devlet kurulan devleti tek bir tarih çatısı altında incelemeniz gerçekten çok zor. Aynı zamanda Türk toplumlar arasında hayat tarzı, dil, din, kültür farklılıklarının oluşmasına da sebep olmuştur. Burada Türk tarihini batıya geçirirken kavimler göçü yine önemlidir. Biz orta çağda kavimler göçünü inceledik. Ama bir de kendi tarihimiz açısından inceleyeceğiz. Çünkü kavimler göçünün bir sonucu olarak arkadaşlar Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Şimdi kavimler göçünün temeli Asyonlarının zayıflamasından sonra Çin hakimiyetine girmek istemeyen Türk boylarının batıya mücadelesi, şey batıya göçü. Bakın şöyle bir, bir nokta görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ne görüyorsunuz aslında biliyor musunuz? Atıyorum ben buradan yola çıktım, buraya geldim. İşte efendim burada bir boy var. Onu yerine ettim o buraya gitti. Burada bir boy var o yerine ettim buraya gitti. Orada bir millet var buraya gitti. Yani günümüz Avrupa devletlerinin temelini bunu, bunu oluşturdu. Baktığınız zaman mesela Vizigotlar İspanya'ya gitti. İspanya, Germenler Almanya'ya gitti. Almanya gibi örnek veriyorum arkadaşlar. Şimdi Avrupa Onu bakacağız. Tabi Avrupa Onu demişken Nibelungen ve Igor Destanları da var. Avrupa Onu de alakalı biri Alman, biri Rus Destanı'dır. İçinde Türkler geçer. Dikkat! Şimdi Avrupa Onu Devleti arkadaşlar bugünkü Macaristan sahasında kuruluyor. Şimdi ilk başta Balamir'den sonra başa Ulduz geçiyor. Daha sonra işte Rua, Atilla'ya kadar gidiyor. İlk başta biz Balamir'i biliyoruz arkadaşlar. Balamir deyince aklıma nedense Yüzüklerin Efendisi geliyor oradaki isimler gibi. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burada iki tane Roma var. Doğu Roma var, Batı Roma var. İlk kertede Batı ile iyi, Doğu'yla kötü. Baktığınız zaman böyle bir olay var arkadaşlar. Tabi en önemli hükümdar Atilla. Atilla döneminde bakın şimdi dikkat ben size en önemli yerleri söyleyeceğim. Atilla döneminde bir Bizans'ta Margus Antlaşması yapılıyor. Margus önemli bir antlaşma. Neden? Çünkü arkadaşlar Margus Antlaşması'na göre Bizans hakimiyet altına alınacak ama aynı zamanda Bizans'ın arkadaşlar şöyle bir noktası var. Ticarete verilen önem. Margus Antlaşması'nda serbest ticaret şehirleri oluşturulacak sınırda. Ve bu bizim ticareti verdiğimiz önemi gösterir sorularda bunu yorumlatır. Bizans-Marguz Antlaşması'nı bozuyor. Bunu biz Priskos var, Bizanslı tarihçi. Oradan öğreniyoruz. Hatta Ali Ahmet Beyoğlu hoca var İstanbul Üniversitesi'nde. Bu Doğu Roma Atilla uzmanı. Bizanslı din adamlarının mezarlıkları yağmaladığı falan söylenir. Bunu Atilla'nın çok kızdığı söylenir. Böyle hikayeler vardır, araştırabilirsiniz. Bu Antlaşması'nın bozulması üzerine Bizans üzerine iki sefer var arkadaşlar. Birinci ve ikinci Balkan seferleri. Ve artık Bizans'ın dayanacak takati kalmıyor. Hatta Anatolius Antlaşması imzalanıyor. Bu dönemde İstanbul dışına surlar yapılıyor falan. Bayağı bir önemi var İstanbul'da yaşayan tarihi ilgili arkadaşlar. Dediğimi bilecektir o. Bayağı bir sur var İstanbul'un dışında kalan. Ve Anatolius Antlaşması ile Bizans tamamen egemenlik altına alınıyor. Bizans halledildikten sonra sıra artık Batı Roma'ya geliyor. Batı Roma üzerine özellikle Galya Seferi var arkadaşlar. Bundan sonra İtalya Seferi var. Şimdi İtalya'da Roma önlerine kadar gelecek ama ama İtalya'nın elden çıkması ihtimali üzerine bakın. Papa 1. Leo araya girecek. Atilla'nın önünde diz çekecek. Atilla da ne yapıyor lan bu? Diyecek. Çünkü bize garip yani yani arkadaşlar bu tarihlerde hani Türklerin inancı, kök inancı, papalık gibi ruhani bir yapı gerçi İslamiyet'te de yok böyle bir ruhani yapı insanların garibine gidiyor. Roma'yı almaktan vazgeçiyor, Dönüşlü Atilla evleniyor ve ne hikmetse evlendiği gece zehirlenmek suretiyle vefat ediyor. Düşmanının artık nesiyle evlendiyse bilemiyoruz. Ama bak tarihimizde var ya iki tane böyle örnek var. Avrupa'ya baş eğdiren Atilla'nın çocukları var arkadaşlar. Bu çocuklarından bazıları. Orta bir geleneği olarak kafa taslarından şarap içiliyor bu adamın çocuklarının. Bir de Fatih var. Sen Vatikan'ı tir, tir titreten Fatih'in evladı Cem Sultan Vatikan'da ölüyor. İşte tarihin arkadaşlar ilginç noktaları. Neyse Atilla'dan sonra bazı kavimler isyan edecek. isyanları durdurulamayacak. Ve Hunlar Karadeniz'in kuzeyine çekilecek arkadaşlar. Bazı bakın Hun boyları bu arada bu bazı yerlerde içeride QR kodları mı oluyor? Bunlar hani konuyla alakalı bazı içerikleri sizi yönlendiriyor. Bilginiz olsun. Neyse bunlardan sonraki bazı Türk boyları arkadaş Oğuzlarla karışacak ve Bulgar ve Macarların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak ki Bulgarlar %100 bir Türk milleti kökeni. Macarlar daha sonra Türkleşmiş olduğu arkadaşlar tartışılıyor. Bulgarlarla alakalı da yine e, anlatan güzel tarihi eserler var. Neyse şurada da Atilla'nın önünde diz çeken papayı görüyorsunuz. Şimdi Hristiyanlarda şöyle bir inanış var. Ya diyorlar bu adam normal bir insan olamaz kardeşim. Bu adam bizi nasıl bu hale sokuyor falan. Bir bahane bulmaları lazım. O bahane de şu. Atilla Tanrı Ares'in kılıcını buluyor. O yüzden bu kadar güçlü. Yoksa iyi savaştığından falan değil. O kılıçtan ötürü diyorlar. İşte yersen. Neyse gelelim diğer Türk devletlerine. Bakın arkadaşlar diğer Türk devletlerini ben şöyle kodladım. Yani size soruda 10 tane madde verse bu maddeler illa size soru çözdürecek olan şeylerdir. Mesela avarlar. Bir. Birinci köktürkler avarlara son verince avarlar Avrupa'ya geldi. Bunu zaten birinci köktürklerde söyledim. Bayan Han döneminde Orta Avrupa devlet kurdular. Dikkat! İstanbul'a ilk kuşatan Türkler. Aynı zamanda Hristiyan Türkler. Aynı zamanda milli benliklerini kaybeden Türkler arkadaşlar. Bak İstanbul milli benlik kaybı Hristiyan. Bak. Bulgarlar. Kubratan liderliğinde Büyük Bulgar Devleti kurulacak. Daha sonra İtil ve Tuna Bulgarları olarak ikiye bölünecek. Dikkat önemli. Arkadaşlar İtil Bulgarların Müslümanlarla gelişen ilişkiler sonucunda Müslüman olacaklar. Kim Müslüman olmuş? Bak gördün mü? İtil Bulgarları, başkası değil. İtil Bulgarları arkadaşlar. Tuna Bulgarları da Hristiyanlıksızlaşacak, milli benliklerini kaybedecektir. Peçeneklere bakalım. Peçenekler ve Kıpçakları görürseniz Karadeniz'in kuzey aklınıza gelecek arkadaşlar. Bizans ordusuna paralı asker olacaklar. Hatta Malazgirt Savaşı'nı da taraf değiştirip ya bu adamlar bize benziyor kim ki bunlar deyip öğrenip Alparslan safına geçecekler. İlerleyen dönemlerde Çakabeli ittifak yapacaklar Bizans'a karşı ama Bey arkadaşlar hain bir organizasyon sonucunda öldürülünce bu iş yatacak. Kıpçaklar yine kuman olarak da geçer. Yine Karadeniz'in kuzeyidir. Hatta Karadeniz'in kuzeyi Deşti Kıpçak diye geçer arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, şey var. Muhallâ Uydu Hoca'nın Karadeniz'in Kuzey'in Türk Teletleri kitabı vardır. Orada özellikle bu Türk boyları hakkında bayağı bir bilgi vardır. Neyse. Güney Rusya'yı geçirecekler. Bizans'a karşı akın yapacaklar. Şimdi dikkat. Arkadaşlar Meluk Devleti yeni kurulduktan kısa bir süre sonra Kıpçak Türklerin yönetimine geçmiştir. Bak bu önemli bir bilgidir arkadaşlar. Ama zaman içerisinde büyük bir çoğunluğu Hristiyan olacak ve bazıları İslamiyet'e geçecek. Farklı farklı yerlere gidecekler ama bunların edebiyat ve hukuk alanında önemli bir eserleri var arkadaşlar. Codex Cumanicus. Macarlar yine Avrupa onların bir ardılı aslında baktığınız zaman arkadaşlar. Macarlar peçenekler, baskı sonucu batıya göç edecekler. Yine Hristiyan olup milli kimliklerini kaybedecekler ama Günümüzde önemli çalışmalar var. Macar, önemli Türkologlar var. Hatta bir siyasi parti var. Jobbik partisi olması lazım. Yani hepimiz Atilla'nın torunlarıyız diye ve ifade ediyor. Başkırtlar ya da başkurtlar arkadaşlar yine bugünkü Rusya'da özel bir bölgedir. Bölgenin başkenti Ufa'dır. Hatta önemli tarihçi tarihimize baktığınız zaman arkadaşlar Zeki Veli Togan bu bölgedendir. Hazarlar önemli İslam tarihinde ilk defa biz bunlardan bahsettik. Hazar denizli adlarını vermişlerdir. Batı Köktürkler yıkılınca bağımsız olmuşlardır arkadaşlar. Dikkat önemli. Mumuseviliği benimseyen tek Türk devletidir. Ama bunlarda hoşgörülü bir yapı vardır arkadaşlar. Ve dikkat bunları arkadaşlar Müslümanları İslam tarihinde tekrar göreceğiz. Kafkas coğrafyasına sokmamışlardır. Önemli bir bilgi. Bir de Hazar Prensesi Çiçek Hatun vardır. Bizans'a gelin olarak gider. İm e, kraliçe olur. Çocuğu imparator olur. Yani tarihimizde çok anı var ya. Türk işlere bakalım. Bakın Türk işlerin şöyle özelliği var. Suluk Han döneminde olacaklar. Dikkat. Yerleşik hayatı geçen ikinci Türk boyu ama hükümdarları kendi adına para bastırıyor. Bak bu önemli. Tarihimizde ilk bu. Bir de arkadaşlar Emevileri Maveran Nehir'e sokmuyorlar. Türklerin Arap egemenliğine girmelerine engel oluyorlar. O yüzden Türk işler de önemlidir diyoruz. Hazar Prensesi'nden bahsettim. Oğuzlar zaten Oğuzları burada çok anlatmaya gerek yok. Çünkü bundan sonraki süreçte hep Oğuz Türklüğünü konuşacağız arkadaşlar. Bir Selçuklular, Anadolu boyları, Anadolu beylikleri, Osmanlı biliyorsunuz. Ama Oğuz Kağan Destanı'ndan, Oğuz Yapı Devleti'nden ee, bahsedelim. Orhun Yazıtları'nın isimleri geçer 9 Oğuz boyu olarak arkadaşlar. Daha sonra İslamiyet'e geçip Büyük Selçuklu ve Osmanlı gibi Cihan Şumul yani büyük devletler kuracaklardır. Kırgızlar, Kırgızları özellikle mesela şöyle bir soruda görebilirsiniz. Aşağıda gelen hangisi Avrupa'da kurulan Türk devletlerinden biri değildir. Mesela şıklarda Bulgarlar, Macarlar oluyor. Arkadaşlarımız ya Bulgarlar Türk mü deyip Bulgarları işaretliyor ama şıklarda Kırgızlar da oluyor genelde. Çok bak çeldirici sorularda karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar Kırgızlar hiç Avrupa'ya gitmemişlerdir. Uygurları yıkıp ötükenle devlet kurmuşlardır. 13. yüzyılda Moğollar 19. yüzyılda egemenliğine girmişler. Ta 91'de bağımsız olmuşlardır ama dünyanın en uzun destanı olan Manas destanına sahiplerdir. Son olarak Karluklara bakacağız. Artık konularım, konumuz bitiyor. Karluklara bakacağız arkadaşlar. Karluklar 2. Köktürk Devleti'nin yıkılmasında yine varlar biliyoruz. Şimdi bak dikkat önemli bilgi. Zaten bunu bir sonraki ünitemizde yine görmeye başlayacağız. Taas Savaşı'nda Çin'e karşı düşmanımın düşman dostundur deyip Müslümanların yanında yer alacaklar. Bak şimdi devam ediyorum. Uygurlar yıkılınca arkadaşlar kendi devletlerini kuracaklar. Kurucuları yani Karahanlı devletini kuracaklar. Bunu ayrıca göreceğiz zaten ama Bilge Kül Kadir Han'dır arkadaşlar. Şimdi Karluklar Karahanlı devleti sürecinde İslamiyet'i kabul edecekler. Bunu da ayrıca konuşacağız zaten. Ama İslamiyet'i kabul eden Satuk Buğra Han, Satuk Buğra Han ikili teşkilatta Devletin sağ tarafında. Bu da ayrıca konuşacağız zaten Karluklar ama ilk Karluklar deyince şimdilik aklınıza 751 Talas Savaşı'nda Müslümanların yanında yer almaları gelse yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet. Artık devlet siyasi tarihimiz bitti. Bakın birkaç tane temel kavramımız var. Sonra zaten artık Türk tarihinde bitiriyoruz. Zaten şu an anlatacak birçok şeyi siyasi tarih içerisinde anlattım. Şimdi ilk Türk devletleri ve komşuları. Arkadaşlar Türkler kuruluşundan itibaren en çok kimlerle mücadele etmiştir? Çinlilerle. Niçin Çinlerle mücadele etmiştir? Dikkat, İpek yolu hakimiyeti için önemli bir kavram arkadaşlar. Çinliler de Türklere karşı genelde prenses kozlarını kullanmışlardır. Bu da değişik bir nokta. Bak ben size orta çağda da bahsettim. Soğut kavmi vardı hatırladınız mı? Soğut kavmi sayesinde kök Türkler Bizans'la işbirliği yapacak. Sasanilere karşı İpek yolu hakimiyeti açısından mücadele edeceklerdir. Aklınızda bulunsun. Bizanslı ilk ilişkiler Soğut kavmi sayesindedir arkadaşlar. Ya hatta burada yine ek bilgiler var. Bizans Zemerkos başkanlığında bir heyet gönderecek Batı Kök Batı Kök Türkleri mi? Nasıl yani hocam? Şimdi ben ne dedim? Türklerde ikili yönetim var arkadaşlar. Batıdaki de elçi gönderebilir, savaşabilir, birçok şey yapabilir ama esas hakana bağlı, devletin doğusuna bağlı. Bunu konuşacağız. Şimdi kültür medeniyet konusunda üç temel nokta var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şudur, kuttur. Kut, kutsal. Kut ne biliyor musun? Yönetimin arkadaşlar Tanrı tarafından verildiğine inanılıyor Hakan'a. Yani Hakan'ı, bakın Hakan Tanrı seçti değil. Yönetim ben hak ettim aldım. Yani hak ettim, kılıcımla hak ettim. Bu ne demek? herkes hak edip alabilir. O yüzden zaten çok savaş var Türkler arasında. Bir de Cihan Hakimiyeti mefkuresi var, anlayışı var. Yani her yeri fethetme anlayışı var. Ama bakın kut anlayışı var ama Türk Hakanı kutsal bir varlık değil arkadaşlar. Bir de bazı ailelerin kut sahibi olduğu düşünülüyor. Hunlar da Tuku, köktürklerde de Aşina, Uygurlar da Yağla Karayesi'nde arkadaşlar. Bakın bu kut Kutilerci biraz önce bahsettiğim gibi kan yoluyla ailelerini geçtiğinden oluyor. Tüm herkes Hakan olabilir. Bu da taht kavgasına neden olur. Peki bu bahsettiğimiz Hakan'ın görevleri nedir? Hakan iç ve dış siyaseti düzenler, savaş ve barışa karar verir, ordu komutanıdır, elçi gönderir, elçi kabul eder, devlet teşkilatına görevi tayin eder. Klasik işte yönetme y yani yürütme erkinin başı. Şimdi bu Hakan'ın kullandığı bazı ünvan ve semboller var. Mesela Şanyu, Tanhu, Tanhu, Çin yıllıklarından gördüğümüz şeyler. Yapku yine arkadaşlar İlteber, İdikut, Erkin, Han, Hakan bunlar İslamiyet öncesinde kullanılan temel unsurlar. Bir de semboller var. Hakimiyet sembolleri. Ota, padişah çadırı arkadaşlar. Yine taht oturdu. Tu, davul, kotuz, ok, yay. Bakın dikkat bunlar var ya İslamiyet dönemiyle de varlıklarını koruyan kavramlar arkadaşlar. Padişah tuğu taşıması, işte efendim ok yay, özellikle bu ok yay ile alakalı ben ok veya ile alakalı e, Selçuklar dönemiyle de bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi burada şöyle bir şeye geçelim. Bakın. Türkler devletinin asli unsurları. Biraz önce ben şeyden bahsettim. işte kuttan bir takım kavramlardan bahsettim. Bununla alakalı şeylerden konuşacağım ama. Olmazsa olmazlarımız. Oksızlık. Ok, ok bağımsızlık arkadaşlar. Oksızlık bağımsızlık demekte dikkat. 2022 hatta Fusur KPSS'de çıkmıştı. Ülke, halk ve teşkilattır. Teşkilat olmazsa olmaz. Hatırlasa mı? Şimdi sosyal yapıdan bahsetmiştim arkadaşlar. Şimdi bu bahsettiğimiz Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Osman Turan Hoca'nın bir kitabı da aynı zamanda. İlk Türkler Osmanlı'da bile görülüyor arkadaşlar. Amaç dünyaya nizamı götürmektir. Şimdi baktığınız zaman Türkler ilk Kürtlerden itibaren konar göçerlik vardır arkadaşlar. Yazın yaylakta, kışın kışlakta yaşarlar. Şin yıllıklarına göre Hunlar evlerini bakın burada dikkat ek bir bilgi var. Dövülmüş topraktan yapmışlardır. Demek ki bir yerleşik hayat ibaresi de var ama bu biraz daha detay istiyor. Biz sadece bunu bilsek yeterli arkadaşlar. Mesela Uygurlar kışlık bölgelerdeki evlerini kerpiç veya ah ahşaptan Surları da kalın ağaç küçüklerinden inşa etmiştir. Biz Uygurların biliyorsunuz arkadaşlar yerleşik hayatı geçtiğini biliyoruz. Bakın dikkat Türklerde soy aidiyeti bilinci vardır arkadaşlar. Soy aidiyeti. Bakın soya aidiyet vardır. Ama yerleşik hayattakilerde orta çağdakilerde toprak aidiyeti vardır. Toprağa bırakıp bir yere gitmezler. Bu yüzden zaten feodal beylerin altında ezilirler ama Türkler ailelerine bağlıdır. Şimdi evet, Orta Asya'da bozkır kültürün ögelerinden atı kullanmışlar, demiri işlemişler. E şimdi demir o günün teknolojik ham maddesi. Bu yüzden askeri bakımdan millet diğerlerine karşı üstündürler arkadaşlar. Şimdi Çin mesela uzun yıllar Türklerle mücadele etmiş ama Türkler, Çinler kendilerini yenilemişlerdir. Baktılar ki onlara karşı gelemiyorlar. O yüzden arkadaşlar ne, e, ne yapıyorlar? Türklere karşı işte onları gibi mücadele etmeye çalışıyorlar. Sosyal devlet anlayışının orhun kitabelerinden bahsettim arkadaşlar. Bir de şunu unutmayın. İslamiyet öncesi Türk tarihine dair en eski yazılı kaynaklar Çin yıllıklarıdır. Dediğim gibi bunların birçoğunu zaten konuyu anlatırken bahsetmiştim. Peki Türklerde artık son noktalarımıza geliyorum. Bir. Toy nedir? İkili yönetim diyor deyip duruyorsun hocam. Şu ikili yönetimden biraz bahset. Arkadaşlar toy, kengeş, meclis, kurultay ne bu? Bakın bir nevi meclis tabi. Yani arkadaşlar karar merci aslında en yüksek kurul ama son söz Hakan'a ait. Bir nevi danışma meclisi fakat Hakan bak hatırladı mı? Tapokan Budist olmak istiyordu. Budist oldu mu devlet? Olmadı. Niye? Meclis kabul etmedi. Halk kabul etmedi. Arkadaşlar Hakan Toy kimlerden oluşur? Hakan'dan, Hanedan üyelerinden. Dikkat bak Hatun'dan İslamiyet öncesinde eğer bir antlaşma metninin sonunda hatunun onayı yoksa o geçersizdir ha dikkat. Aygucu bak dikkat başbakan bugünkü bir nevi başbakan bugün başbakan gerçi şu anki konjektürde yok ama hani yürütme gücünün başını veriyor adam. Bir nevi sadrazam gibi ve boy beylerine oluşur yılda genelde üç kere toplanır. Ne de üç kere toplanır hocam ayda bir toplansa ya. Ben ne derim? Ortasının bir ucundan bir ucu 8-10 bin kilometre. Arkadaşlar Tarihler 300, 400, 500. Nasıl gelip gidecekler? O yüzden üç kere. Boy beyleri kurultaya katılımı sadakattir. Katılmazsa isyan sayılır. Kurulta üyelerine toygun adı verilir. Dikkat toygun, toya katılan. Şimdi arkadaşlar önemlidir. Dediğim gibi Hakan yoldan çıkar, Hakan'a karşı gelebilir. Aygucu dedik başında e, olduğu bir hükümet vardır. Hükümete Ayuk'ı adı verilir. Dikkat, Not bilgi arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman bu arada neden bir hükümet var hocam ne alakası var diyorsun diye soracak olursan hani yılda üç kere toplanıyor ya coğrafyadan ötürü arkadaşlar. O yüzden aslında devamlı toplanamıyor ve devlet işlerinin yürümesi lazım. Boy beyleri hızlı bir araya gelemeyecek için bize ne lazım? Bir hükümet lazım. Çin kaynaklarına göre hükümet dokuz bakanlığı oluşur arkadaşlar. Bak dikkat ilk Türk devletlerinde yasama yani meclis ve hükümet birbirinden ayrı tutulmuştur. Yani bu hükümet neydi? Aslında birine bir yürütme değil miydi? Yasama ve yürütme birbirinden ayrı tutulmuş. Bu güzel bir bilgi. Bu da bunu açarak daha farklı şekilde konuşabiliriz. Şimdi biraz önce Kut'tan bahsettim. Hakan'a verilen görevler aslında. Şimdi Türklerde Tanrı tarafından verilen inanılan Kut var. Yönetim, güç, askeri güç. Yani Türkçe. Sonuçta bunlar Türk arkadaşlar. Ve ülüş var. Hani üleşmekten gelir. Hani üleşelim, bölüşelim. Ölüşte ekonomik manaya gelir arkadaşlar. Yine hisse manasına gelir. Tanrı bize yönetim gücü verdi. Tanrı bize askeri güç verdi. Tanrı bize maddi güç verdi. Ki biz de tahta oturduk. Mesela Bilge Kağan bunu Orhun kitabelerinde söyler. Ve gelelim esas meseleye arkadaşlar. İkili yönetim. Bakın ikili yönetimde de biliyor musunuz? Öncelikle bakın şöyle bir harita var. Şöyle görüyorsunuz. Devlet ikiye yani ayrılmış. Batı Köktürk, Doğu Köktürk. Arkadaşlar... Hunlar yani yönetiminde kolaylık sağlaması açısından çünkü çok büyük coğrafya arkadaşlar. Şimdi siz kaan esas kaan doğudadır, batıda Yapku ünvanlı artık hükümdar ailesinden kardeşi, çocuğu biri vardır. Batı yöneticisi Hakan'a bağlı olarak töre. Arkadaşlar, töre Türk töresi bak yıldız. Hukuk, yazısız hukuk kuralları töre. Vardır hani orta çağda Cengiz Han'dan bahsettim ya Yine Batı yöneticisi devlet başkanı gibi elçi gönderir, kabul eder. Hatırla biraz önce yine örneğini verdim. Köktürk ilişkileri. Tabi bu ikili yönetim birçok zaman devletin zayıf zamanlarında yine Kut inancının da etkisiyle arkadaşlar taht kavgasına neden olmuştur. Devletin bir nevi federatif bir yönetim anlayışının içinde olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu da aklınızda kalsın. Evet Türk tarihini bitti. Bütün üniteyi anlattığımız için biraz video uzun sürdü arkadaşlar. Ama bütün üniteyi halletmiş olduk. Şimdi dikkat. Türk Kağan'ı Orhun Yazıtları'na takip ettiğimiz üzere dünya hükümdarıdır. Çünkü bütün Asya'ya hakim. Orhun Yazıtları arkadaşlar tarihte Türk adının geçtiği ilk belgeyken bak şimdi dikkat. Tarih değişir. Al en büyük örneği budur. Türk adının geçtiği ilk belgeyken 2020 Ağustos'unda yapılan bir keşif ile bu ünvan İlteriş Kutluk Kağan yazıtına geçmiş arkadaşlar. Bak tarihimiz değişti. Daha neler neler bulunacak. Türkler'de birlik beraberlik olgusu her daim ön plandadır arkadaşlar. Bir de dikkat. Şimdi Türk Devleti'nin Bengü'dür arkadaşlar. Nasıl yani? Bengü sonsuz demektir. Bu Orhun kitabelerinde de var. Atatürk'ün İzmir suikasti sonrasında benim naciz vücudum elbet bir toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti payı payidar kalacaktır. Payidar olacaktır cümlesiyle özetleyebiliriz. Demek ki fıtrat değişirse Mokan yine bu kandır deyip Türk tarihini sonlandırıyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi...